yakın çevremizdeki krizlerin çözümünde daha fazla inisiyatif alarak barış ve istikrarın bölgemize tekrar hakim olması için çalışacağız. Diplomatik münasebetlerimizle bölge ülkeleriyle ekonomik ve ticari işbirliğimizi de güçlendireceğiz. Dün akşam itibariyle 110'a yakın gerek telefon diplomasisiyle gerekse mesajlarıyla ülke lideriyle görüşmeler yaptık. Hepsiyle mutabakatımız şu: siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel her alanda birliğimizi bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde devam ettireceğimize inanıyoruz. Söz bu. İnşallah şu anda kabinemizin oluşmasından sonra, parlamentodaki yapı zaten belli oldu, süratle bizler ziyaretlerimize başlayacağız. Aynı şekilde bize de ziyarete gelecek olan dünya liderleri var. Hedefimiz Avrupa'dan Karadeniz'e, Kafkasya ve Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir. Bu amaç doğrultusunda son yıllarda pek çok önemli adım attık. Dost ve kardeş ülkelerle aramızdaki pürüzleri giderdik. Türk dünyasıyla bağlarımızı tahkim ettik. İslam alemiyle ilişkilerimizi ilerlettik. Yeniden Asya girişimimizle Asya kıtasına yeni bir pencere açtık. Afrika halklarıyla kazan kazan temelinde sağlam işbirlikleri kurduk. Özellikle Sayın Putin'le yaptığımız yine son görüşmede kendilerinin Karadeniz tahıl koridorundan gönderilecek tahılla birlikte bunların özellikle fakir Afrika ülkelerine una çevrilip gönderilmesi konusundaki mutabakatımızı teyit ettik. Aynı şekilde Latin Amerika'da mevcudiyetimizi perçinledik. Balkanlarda tüm taraflarla yakın ilişkiler geliştirdik. Batı ülkeleriyle ortak çıkarlar ekseninde diyalogumuzu artırdık. Rusya, Ukrayna krizinin çözümü için elimizi taşın altına koyduk. Tahıl anlaşması ve bunun yanında tabii çok önemli olan bir şey de esir takasıyla diplomatik çözümün mümkün olduğunu gösterdik. Hepsinden önemlisi, Türkiye'yi sonu felaketle bitecek bir çatışmanın tarafı haline gelmekten koruduk. Yani pergelin bir ucunu ülkemize sabitleyip diğeriyle 360 derece manevra yaparak herkesle, tüm ülkelerle işbirliğimizi geliştirmeye gayret ettik. İçinde bulunduğumuz dönemde girişimci dış politikamızı ticaretle, enerjiyle, turizmle, kültürle, savunmayla destekleyerek devam ettireceğiz. Türkiye'yi bölgesinin yükselen yıldızı haline getireceğiz. Bunda kararlıyız. İnşallah bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine hep beraber yapacağız. Kardeşlerim, milletimizin tüm kesimleri gibi iş dünyamızın da beklentilerinin farkındayız. Şimdiye kadar sizlerin taleplerine kulak tıkamadık. Asla sorunlarınızı görmezden gelmedik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurullarında sizlerle bir araya gelmeye hep çaba gösterdik. Her yıl bakanlarımla birlikte Türkiye Ekonomi Şuralarında sizlerle her şehrimizin, her sektörümüzün meselelerini uzun uzun istişare ettik, yine edeceğiz. Bu istişarelerimizin meyvelerini her alanda beraber topladık. Sorunların çözümü noktasındaki pek çok müjdeyi de yine bu toplantılar vasıtasıyla kamuoyuyla paylaştık. İnşallah bundan sonra sizlerle yine bir araya gelecek ve bu adımları da birlikte atacağız. Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede inşallah hal yoluna koyacağız.
Sizlerin her alanda önünüzü açmak, yolunuza çıkan engelleri ortadan kaldırmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum. Dünyanın ve bölgemizin içinde bulunduğu konjonktür belki de bizlere tarihimizin en büyük fırsatlarını sunuyor. Bu fırsatları enerjimizi tüketecek iç tartışmalarla, sahte gündemlerle heba edemeyiz. Boşa harcayacak tek bir anımız dahi olmadığının altını çizmek istiyorum. Tüm Türkiye olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle altın değerinde bir 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Özellikle havalimanından külliyeye gelene kadar caddelerdeki o tablo asla unutulacak bir tablo değildir. Milletimin böyle bir tabloyu hazırlaması, böyle bir tabloyu ortaya koyması burada duadan başka bize düşen bir şey yok. Ya Rab, beni bu milletin bir evladı olarak yarattığın için sana sonsuz hamdü senalar olsun.